Arkadaşlar merhaba, Başarı Zamanı kanalımıza hoş geldiniz. Ben Enes Hoca. Bugün sizlerle Türkiye'nin toprakları konusunu işleyeceğiz. Türkiye'nin iklimini işledik, bitki örtüsünü işledik ve Türkiye'nin toprakları konusuyla konumuza, KPSS coğrafya konu anlatımlarına devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi Türkiye'nin toprakları dersimize geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz de çok mutlu olurum. Hadi hep birlikte bir sonraki önemli dersimiz olan Türkiye'nin toprakları dersimize geçelim. Evet, başlıyoruz dersimize. Şimdi Türkiye'ye baktığımız zaman Türkiye'de bitki örtüsü çeşitliliği farklı olduğu gibi, çok fazla olduğu gibi aynı şekilde toprak çeşitliliği de ülkemizde fazladır arkadaşlar. Peki neden? 1. İklim çeşitliliği fazladır. 4 mevsim yaşıyoruz. 4 mevsim yaşadığımız için farklı türde topraklar var. Hayat çeşitliliği fazladır ve yeryüzü şekilleri kısa mesafede değişiklik gösterir diyeceğiz. Toprağı oluşturan iki etmen vardır değerli arkadaşlar. Bir, fiziksel çözünme. Diğer bir ifadeyle mekanik ufalanma. Bir de kimyasal çözünme var. Arkadaşlar, fiziksel çözünme günlük sıcaklık farkının fazla olduğu yerlerdedir. Yani fiziksel çözünme eşittir sıcaklık farkı diyeceğiz. Peki nerede sıcaklık farkı var? Karasal iklimde. Şunu sakın unutmayın. Tüm iç bölgelerimizde, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, tüm iç bölgelerimizde fiziksel çözünme, tüm kıyı bölgelerimizde ise kimyasal çözünme vardır. Yine unutmayacağınız bir şey arkadaşlar, sıcaklığın fazla olduğu yerdedir, iç bölgelerde görülür dedik ve fiziksel çözünmenin görüldüğü bir yerde toprak oluşumu yavaştır diyoruz. Sakın unutmayın, fiziksel çözünme varsa sıcaklık farkı var. Karasal iklimde, İç Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da ve en şiddetli ise nerede görülür? Doğu Anadolu'da görülür ve toprak oluşumu yavaştır diyeceğiz. Kimyasal ayrışma, kayaçların kimyasal süreçler sonunda ayrışmasına denir. Bitki örtüsünün gür, yağışın fazla, sıcaklık farkının az olduğu yerdedir arkadaşlar. Özellikle nemli iklim bölgelerimizde, kıyı bölgelerimizde fazladır. Suyun fazla olması gerekir. Kayacın ana yapısı burada değişir ve sıcaklık da önemlidir. Ve bir yerde kimyasal çözünme varsa toprağı oluşturan temel etmendir. Toprak oluşumudur. Sakın unutmayın. Türkiye'de toprak oluşumunun en hızlı olduğu bölge Doğu Karadeniz'dir. Çünkü kimyasal çözünme en şiddetli burada arkadaşlar diyoruz. Şimdi arkadaşlar, fiziksel çözünme, kimyasal ayrışma. Ha, tüm kıyı bölgelerimizde kimyasal çözünme, tüm iç bölgelerimizde ise fiziksel çözünme görülür. Fiziksel çözünme en şiddetli Doğu Anadolu'da, kimyasal çözünme en hızlı ise nerededir? Doğu Karadeniz'de. Sakın unutmuyoruz. Geldik toprak türlerine. Değerli arkadaşlar, toprakları biz 3 ana grupta ayırıyoruz. Zonal topraklar, azonal topraklar, intrazonal topraklar diye. Şimdi burada ilk başta zonal topraklar var. Özelliklerine şöyle bir bakalım. Özelliklerine baktıktan sonra hepsini tek tek inceleyeceğiz. Arkadaşlar, zonal topraklarda iklim, bitki örtüsü, ana kayanın ayrışması sonucunda oluşur diyeceğiz. Bütün horizonlar vardır, katmanlar vardır. Toprağı oluşturan 4 katman var. A, B, C, D katmanları. D ana kaya arkadaşlar. C ana kayanın ayrıştığı katman. B birikme, A da ayrışma katmanı. A katmanı insanların üzerinde yaşadığı katmandır burada bahsettiğimiz. Yani zonal topraklarda bu katmanların hepsini ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Sakın unutmuyoruz. Bu topraklar iklim etkisi altında gelişir. Bulunduğu yerin iklim özelliklerini verir diyeceğiz. O yüzden biz bunlara klimatik topraklarda diyoruz arkadaşlar. İklim, bitki örtüsü, ana kaya ve düzenli horizonların olduğu toprak grubudur. Hani horizon neydi söylemiştim. A, B, C, D katmanları vardı. Şimdi buradan başlayalım. Zonal topraklarda neler bilmemiz gerekiyor? Birinci toprak türümüz Terra rosa toprakları. Terra rosa toprakları kırmızı renkli topraklardır. Peki neden kırmızı? İçerisinde demir oksit olduğundan dolayı oksitlenmiş ve kırmızı rengini almıştır. Akdeniz iklim toprağıdır. Bakın, bir yerde Terra rosa toprağını görürseniz Akdeniz ikliminin özelliklerini taşır. Neden? Çünkü zonal topraktır diyeceğiz. Ve yine kalkerin üzerinde oluşurlar. Kireçlidirler diyeceğiz. Kireç oranı yüksektir. Şimdi arkadaşlar, kireç oranı yüksekse burada tarım yapılır mı? Hayır, tarım yapılamaz. O yüzden verimsiz topraklardır diyoruz. Ama sulama yapınca
Gübreleme yapınca tabii ki de ne olabilir? Verimli hale gelebilir diyeceğiz. Akdeniz ikliminin görüldüğü alanlarda yaygındır. Özellikle Batı Akdeniz'de. Teke ve Taşeli platosunda biz Terra Rosa toprakları görüyoruz arkadaşlar. Tamam mıdır? Terra Rosa topraklar genellikle Teke ve Taşeli platosunda görülür diyoruz değerli arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Bakın kırmızı renkli topraklardır. Bu niye kırmızıydı? Demir oksit olduğundan dolayı. Akdeniz ikliminde görülen klasik toprak türü Terra Rosa diyeceğiz. Neydi? Verimsizdi ama sulamayla gübrelemeyle verimli hale getirilebilirdi diyoruz arkadaşlar. Birinci toprak türümüz Terra Rosa. Bitti. Bir diğerine geçelim şöyle hemen. Podzol topraklar. Podzol topraklar arkadaşlar soğuk ve nemli iklim bölgelerinde iğne yapraklı ağaçların altında gelişen topraklardır. Aşırı yıkanma olduğu için mineral bakımından fakirdirler ve ülkemizde Batı Karadeniz'de görülür. Ve arkadaşlar bir diğer özelliği ise kül rengi topraklardır. Sakın unutmuyoruz. Podzol topraklar kül rengi topraklardır. Soğuk ve nemli iklim bölgelerinde iğne yapraklı ağaçların altında gelişirler diyeceğiz. Ve ülkemizde Batı Karadeniz'de. Batı Karadeniz'de kim var? Zonguldak var. Podzol, Zonguldak. Podzol, Zonguldak aklınızda böyle kalsın arkadaşlar. Geldim kahverengi orman toprağı. Bakın mantık şu. Kahverengi orman. Ormanı oradan alın. Şimdi hepsini oluşturacağız. Hocam burada orman varsa, o zaman orman varsa burada yıkanma fazladır. Yani yağış fazladır diyeceğiz. Doğru. E hocam yağış fazlaysa gür bitki örtüsü vardır. Evet. E bu gür bitki örtüsü burada ne yapar? Toprağın çözülmesini sağlar. Doğrudur. O yüzden kimyasal çözülme var mı yağışın olduğu yerde? Evet. O yüzden toprak oluşumu hızlı mıdır? Şimdi orman varsa yağış vardır. Bir yerde yağış varsa sakın unutmayın. Toprakta tuz ve kireç oranı nedir? Azdır diyeceğiz. Peki neden? Çünkü ne yapıyor? Yağış topraktaki tuzu kireçi alıp götürüyor. O zaman yağış fazlaysa bir toprakta tuz ve kireç oranı azdır. Aynı şekilde burada da tuz ve kireç oranı az olduğu için, kireçsiz topraklar olduğu için genellikle çay ve kivi tarım için uygundur diyoruz. Ve yine arkadaşlar sakın unutmuyoruz şimdi kahverengiye geçtik. Bakın ormandan bunları çıkardık. Kahverengi sakın unutmayın. Bir toprağın rengi ne kadar koyuysa o kadar verimli. Ne kadar açıksa o kadar verimsizdir. Hemen bir üstteki pozol topraklara bakın. Açık renkli değil mi? O zaman bu nedir? Mineral bakımından fakirdi. Ama kahverengi orman toprak rengi koyu olduğu için nedir arkadaşlar? Verimli topraklardır diyeceğiz. Sakın unutmuyoruz burada. Ve yine baktığımız zaman bir toprakta verim oluşturan şey humustur diyoruz. Humus bakımından fakir topraklar değil tabii ki zengin topraklardır diyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Buraya baktığımız zaman humus bakımından zengindir. Humus ne demek hocam? Topraktaki organik madde miktarı. Bir toprakta organik madde miktarı ne kadar artarsa toprak o kadar koyu renkli olur. Ki burada da görüyoruz toprak koyu renkli arkadaşlar. O yüzden verimli topraktır. Bakın bir sonraki toprak türü bizim için daha şey olacak. Böyle toprağımıza baktığımız zaman kahverengi, kestane renkli bozkır toprağı. Gelsin toprağımız. Bakın değerli arkadaşlar. Bir üsttekine bakın, bir alttakine bakın. Toprağın rengi açılmış mı? Çünkü yağış az burada. Yağışın az olduğu yerlerde kahverengi bozkır toprağı görülür arkadaşlar. Tarım için genellikle elverişlidir. E niye? E çünkü İç Anadolu bölgesi tarım için elverişli topraklar vardır. Özellikle İç Anadolu, İç Batı Anadolu'da görülür diyeceğiz. Tabii ki baktığımız zaman burada yıkanma fazla olduğu için bu şey yıkanma pardon az olduğu için toprakta tuz ve kireç oranı nedir? Fazladır diyoruz arkadaşlar. Burada podzol topraklar, kahverengi orman ve kestane renk toprakları görmüş olduk. Şöyle bir diğeri topraklarımıza geçelim. Çernezyum toprakları. Şimdi şöyle baktığımız zaman hemen toprağımız bir gelsin. Hocam bu toprak neredeyse simsiyah. O zaman şöyle bir yorum yapacağız. Hocam daha önce demiştiniz ki bir toprak ne kadar koyu renkliyse o kadar verimli. E bakıyorum buna o zaman en koyu renkli toprak budur. Simsiyah toprak. En koyu renkli topraktır. Humus bakımından en zengin topraktır. En verimli topraktır diyeceğiz. Kara toprak olarak da bilinir arkadaşlar. Çayır bitki örtüsünün altında gelişen topraklardır diyoruz. Yaz yağışlarıyla burada çayır vardır. Bu çayırların altında gelişen topraklara biz ne diyoruz arkadaşlar? Çernezyum toprakları diyoruz. Erzurum, Kars, Ardahan bölgesinde ne yapar? Bu topraklar oluşur. Erzurum, Kars, Ardahan'da. Peki, şöyle bir baktığımız zaman
Çok humus, çok zengin olmasına rağmen tarımda çok fazla kullanamıyoruz maalesef ki. Neden? Çünkü Erzurum, Kars, Ardahan yükseltiye bağlı olarak, karasallığın şiddetine bağlı olarak, yani iklim koşullarından dolayı tarımda çok fazla kullanılamaz diyoruz. Peki nerede kullanılır? Bunlar arkadaşlar yaz aylarında yeşeren uzun boylu çayırlar vardır. Bu çayırları kim yer? Büyükbaş hayvan yer. Büyükbaş hayvancılık üzerinde yapılır diyeceğiz. Geldik siyorozem topraklara. Ayrıntı bir bilgi. Size sorar mı sanmıyorum ama yine de gelebilir karşınıza. O yüzden bunu da buraya koydum. Siyorozem toprakları değerli arkadaşlar. Çöl topraklarına benzer açık renkli. İç Anadolu bölgesinde çok fazla gördüğümüz, Tuz Gölü ve çevresinde çok fazla gördüğümüz topraklardır siyorozem topraklar. Yıkanma azdır. Yıkanma az olduğu için toprakta tuz oranı çok yüksektir. Kireç oranı çok yüksektir diyoruz arkadaşlar. Evet, siyorozem de bu şekildeydi. Şimdi Türkiye'de görülmeyen topraklar, laterit topraklar, çöl ve tundra toprakları Türkiye'de görülmez. Bakın sakın şunu unutmayın. E hocam bir kitaba bakmıştım, kitapta işte laterit toprak görülür diyor. Görülmez. 2014 yılında ÖABT coğrafya sınavında ÖSYM şöyle bir soru sordu. Türkiye'de aşağıdaki toprak tiplerinden hangisi görülmez dedi. Cevap laterit topraktı. Laterit toprak Türkiye'de görülmez. Doğu Karadeniz'de görülen lateritimsi topraktır. Laterite benziyor ama sıcaklık ve yağış koşullarını karşılayamadığı için laterit değil, biz ona kahverengi orman toprakları diyoruz. Tekrar ediyorum, laterit topraklar Türkiye'de görülmez. Çöl toprakları görülmez. Tundra toprakları görülmez arkadaşlar. Geldik azonal topraklara. Taşınmış, zonu olmayan topraklar. Zon ne demekti? ABC'de katmanları olmayan topraklardır. Bunlar daha yeni yeni toprak oluşumu yavaş yavaş gelişiyor. Toprak oluşumunu tam tamamlayamamış genç topraklardır. Toprak profillerine baktığınız zaman belirgin bir katmanlaşma, horizonlaşma yoktur. Yeni yeni birikiyor çünkü burada. Ve yine aşındırma, biriktirme faaliyeti vardır. Ve sakın ama sakın unutmuyoruz. Biz azonal topraklar bulunduğu yerin iklim özelliklerini vermez. Sakın unutmayın arkadaşlar, çok çok önemli. Bakın zonal topraklar bulunduğu yerin iklim özelliklerini verir ama azonal topraklar asla ve asla bulunduğu yerin iklim özelliklerini vermez değerli arkadaşlar. Şöyle bir taşınmış toprakları da görmekteyiz burada. Peki bunlar nelerdir? Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Bir alüvyal topraklar. Alüvyal topraklar akarsuların taşıdığı malzemelerin birikmesiyle oluşur. En fazla delta ovalarında görülür diyeceğiz. Özellikle İç Anadolu bölgesinde de biz bunu görebiliriz arkadaşlar diyoruz. Daha çok iç ovalarda da görülebilir. Genellikle Karadeniz'de Bafra, Çarşamba, Adapazarı Ovası, işte Ege kıyılarında bunlar delta ovalarıdır zaten biliyorsunuz. Bakırçay, Gediz, Akdeniz Küçük. kıyılarına baktığımız zaman Çukurova, Amik Ovası, Silifke ve Antalya Ovaları ve yine arkadaşlar iç kesimlerde ise Erzurum'da, Erzincan'da biz bunları görebiliyoruz. Daha çok delta ovalarında olduğunu söylemiştim. Mesela adam size gider der ki yukarıdaki toprak türlerinden hangisi bulunduğu yerin iklim özelliklerini vermez der. Mesela Çukurova. Bakın arkadaşlar bulunduğu yerin iklim özelliklerini vermez. Çünkü taşınmış topraktır. Bafra ve Çarşamba Ovası. Bunlar bulunduğu yerin iklim özelliklerini vermez arkadaşlar. Sakın unutmayın, çok önemli. Litosoller. Litosoller genellikle rüzgar gibi erozyonun taşıdığı malzemelerin bitki örtüsünden yoksun olan yere toplayan taşlı topraklardır zaten. Anakay hakkında bilgi verebileceğiz. Tarımsal nitelikleri taşlı olduğu için azdır. Regosol topraklar önemli. Volkanik alanlarda görülen topraklardır bunlar. Kumlu araziler üzerinde gelişmiştir ve birleşimde kurum oranı yüksektir. Su tutma kapasiteleri zayıftır arkadaşlar. Tabii ki de volkanik alanlarda olduğu için verimli topraklardır. Genellikle üzerinde regosoller üzerinde patates tarımı ve üzüm tarımı yapılır diyeceğiz. Bağcılık ve patates gibi yumrulu bitkiler. Morenler bizim ülkemizde çok fazla yoktur morenler. Buzulların taşıdığı malzemelerdir. Genellikle biz orta kuşakta yer aldığımız için bize sadece dağların yüksek kesiminde yer alır arkadaşlar. Kolüvyal topraklar dağların eteklerinde süpürülen topraklardır. Ve dış kuvvetlerin etkisiyle dağların eteklerine süpürülen topraklara biz ne deriz? Kolüvyal topraklar diyoruz. Bunlar arkadaşlar dağ eteklerinde yaygındır. Su tutma kapasiteleri zayıftır diyeceğiz. Genellikle meyve yetiştiriciliği için kullanılır. O zaman şöyle bir şey söylüyoruz. Azonal topraklarda ne varmış? Alüvyon, litosol, regosol, moren, kolüvyon. Bunlar asla ve asla bulunduğu yerin iklim özelliklerini vermez.
Bunlar genç oluşumlu topraklardır, daha yeni yeni oluşumlarını sağlar. O yüzden bu topraklarda katmanlaşma yoktur diyoruz. Horizonlaşma yoktur. A, B, C, D katmanları yoktur diyoruz. Bunların hepsini sordu Hüseyin'e, yine sorar. Geldik bir diğer toprak türümüze. Nedir arkadaşlar? İntrazonal topraklar. Şimdi burada ana kaya etkili, oluşumunda etkili olan faktör ana kayadır. Şöyle baktığımız zaman halomorfik, hidromorfik, kalsimorfik topraklar olarak üçe ayrılıyoruz. Halomorfik topraklar içerisinde tuz oranının yüksek olduğu topraklardır. Biz buna solonçak topraklarda diyoruz. Çok ayrıntı bilgi. ÖSYM alanda sordu bunu. Yanlış hatırlamıyorsam sosyal bilgiler alanda sordu. Yine size KPSS'de sorabilir arkadaşlar. Solonçak topraklar tuzlu topraklardır. Tuz gölü ve çevresinde görülür diyeceğiz. Burada yağış azdır. Yağış az olduğu için toprakta tuz ve kireç birikimi fazladır diyeceğiz. Tuz gölü ve çevresinde yaygın olarak bulunur diyoruz. Hidromorfik. Hidro ne demek? Su demek. Sulu de topraklardır. Taban su seviyesinin yüksek olduğu bataklıklar, sazlık alanlarda gelen drenajı zayıf drenajlı topraklardır diyoruz. Ve bunlara baktığımız zaman arkadaşlar tabii ki de tarımsal üretim üzerinde olmuyor maalesef ki. Tarımsal faaliyetin olmadığını görmekteyiz. Kalsimorfik topraklar kireçli, killi topraklardır arkadaşlar. Kireç taşı ve kil üzerinde bir gelir ve vertisol ve rensina diye ikiye ayrılır. Rensina'ya baktığımız zaman genellikle kireç taşları üzerinde oluşur diyeceğiz. İç Anadolu'da, Trakya bölgesinde ve Doğu Anadolu'da yaygındır. ÖSYM'nin belki de en fazla sorduğu toprak türü vertisollerdir. Vertisol topraklar dönen, taş doğuran kepir toprak olarak bilinmekte ve yine arkadaşlar vertisole baktığımız zaman çilli topraklardır. Bunlar yazın kuruduğunda çatlar. Çatlamasıyla birlikte bunlar dışarıya doğru ne yapar? Dökülür. Kışın ise toprak şişer ve altta kalır. Ve bu şekilde toprak ne oluşur? Döner. Biz buna dönen topraklar, taş doğuran topraklar ismini veriyoruz. Muş Ovası, Menemen Ovası, Ergene Havzası ve Bursa çevresinde yaygındır. Çok fazla sordu ÖSYM. Vertisol toprakları sakın unutmayın arkadaşlar. Yine gelir, yine sorar, yine sorar ÖSYM. Evet, toprakları bitirdikten sonra şöyle bir Türkiye haritası üzerine topraklara bakalım. Bakın vertisol toprakları Ergene Havzası'nda zaten görüyoruz arkadaşlar. Sadece Ergene Havzası değil de Muş çevresinde de görülürdü. Bakın hemen tekrar gelelim. Muş çevresi, Menemen Ovası, Muş Ovası, Bursa çevresinde görülürdü. ÖSYM sordu bunu. Vertisol, ülkenin sol tarafında diyoruz arkadaşlar. Podzol, Zonguldak çevresinde. Neydi? Hemen şöyle bir özet geçeyim bunu size. Soğuk ve nemli iklimde ilmi yapraklı ağaçların altında gelişen topraktır diyeceğiz. Ve yine ne vardı burada? Kül rengindeki topraktır. Kahverengi orman toprağı. Kahverengi olduğu için verimi fazlaydı. Yıkanma fazla olduğu için toprakta kireç azdı. Ve toprak oluşumunun en hızlı olduğu yer burasıydı diyeceğiz. Çernezyum en koyu renkli, en verimli, humus bakımından en zengin topraktı. Ve yine baktığımızda üzerinde çayır bitki örtüsü vardı. Ve Çernezyum, Erzurum, Çernezyum, Erzurum. Buradan aklınızda kalsın. Erzurum, Çernezyum, Erzurum ve Kars çevresinde görülürdü diyeceğiz. Yine Akdeniz'de çevresinde kırmızı renkli toprak, içerisinde kireç oranı yüksek olan Terra Rossa topraklarını görmekteyiz. Ve yine baktığımız zaman bize bulunduğu yer hakkında bilgi vermeyen, iklim hakkında bilgi vermeyen toprak, taşınmış toprak, azonal toprak olan alüvyal toprakları görüyoruz arkadaşlar. Ege bölgesinde fazla ve yine şuradaki Bafra ve Çarşamba ovalarında görmekteyiz. Ve yine baktığımız zaman ülkemizde karasal iklim alanı çok fazla olduğu için en yaygın toprak türü de kahverengi kestane renkli topraklardır diyoruz. Şu şekilde ülkemizin büyük bir kesiminde vardı. Yine mesela ne vardı? Regosol vardı. Volkanik alanlarda görülür. Nevşehir ve çevresinde. Yine arkadaşlar ne vardı burada bilmeniz gereken? Kestane renklerinden sonra Vertisol de söyledik. Regosol de söyledik. Başka var mı? Böyle bakıyorum. Başka da genel olarak yok arkadaşlar. Türkiye'deki toprak tiplerini bitirmiş olduk sizler için. Lütfen bir tekrar edin bu şekilde. Ve daha sonra da sizlerle Türkiye'deki nüfus konusuna geçiş yapacağız arkadaşlar. Ben o derse geçiyorum. Siz de oraya bekliyorum değerli arkadaşlar.